Sayın izleyiciler, Türkiye'de Butalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Afyonkarahisar, Sandık ilçesi, Alagöz köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Ramazan Çetinkaya ile muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Konumuz köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetler, köylerin sorunları, çiftçilerimizin durumu, muhtarların özlük hakları konusunda röportaj yapacağız. Muhtarımız birinci dönem seçilen dinamik muhtarlarımızdan bir tanesi. Evet muhtar, öncelikle seçim süreci nasıl geçti? Vatandaşlarımıza da vaatlerde bulunuyor. Onu soralım. Tabii. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Süleyman Bey size. Teşekkürler. Tabii köy yerlerinde biraz çekişme oldu. O tatlı çekişmeydi. Güzel bir şey tabii bu. Aday vardı. Çekişmeli geçti. Seçildikten sonra ben bizim Akarın Barajı var Örenler diye. Evet. Benim en büyük sorunum başlıca o barajın Oda köyünde kalıyor o. Kapalı sisteme ihalesi yapıldı. Evet. Kapsam alındı. O benim 3000 dönüm daylık kıra dediğimiz arazim var. Kıraç arazi. Eğer o sulama barajı kapalı sistem bize de geçerse Sayın Bakanıma da söyledim. Dilekçelerim de var. Ama daha ölçüm aşamasında. Tepsisini tam ölçüyorlar suyun kaç köye yetip yetmeyeceğini. O benim köyümün zenginleşmesi demek. O barajın eğer kapalı sistem geçerse bizim oradan. İkincisi benim 26 bin dekar orman ortağı olduk aynı zamanda. Evet. 26 bin dönüm ormanlık alanım var. Tabii bu hayvan falan giremiyor. Tercihle çevrili. Belirli bir süresi var. 7 yıl girmiyor. Evet. Daha kapalı vaziyette. Hayvancılık tabii can çekişiyor. Köyde 80 baş hayvan var. Şimdi 5-600 baş olması lazım. Köyüm benim 85 tane, işte 400 nüfusu köye sahibiz. Bunun orman olunca biraz meram azaldı. 150 dönüm falan çayırım var. Onun da ıslahını istiyorum. Gübre, biraz ıslah olacak. Evet. Sulaması falan tabii yapılacak. Yeni köprü projem vardı. İki tane köprü dilekçem vardı. Sağ olsunlar, müteahhit geldi. Başlanacak. 2000 dönüm falan Beştepe dediğimiz mevkide meram var. Köprü olma için hayvanlar geçemiyor. Geçemiyor, evet. Su çoğu olduğu için çaydan. Hemen bugün de yarın da başlanacak. Müteahhit buradaydı. İnşallah o da köprülerde olduğunda biraz daha değişecek hayvancılık. O meramlarla faydalanabileceğim. Böyle. Evet. Sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız az önce de işte bir vatandaşımız geldi. Bir tali yol açılması için köy muhtarlarından da imza topluyor. İnşallah yarın da biz orada da röportaj yapacağız. Muhtarımız geçmeden bölgede sevilen bir arkadaşımız. Başka bir muhtar arkadaşımız da sosyal paylaşım sitesini Ramazan muhtarının iyi kullandığını söyledi. Biz mutlu oluyoruz. Her muhtarın interneti mutlaka kullanmasını istiyoruz. Muhtarımızın odasında interneti bilgisayarı var. Adımızı söyledik. Orada bizi kendimize anlatmak zorunda kalmadık. Çünkü bizi aynamız nedir? İnternette. Doğru mu? Şimdi doğru. Gençlerimiz, vatandaşlarımız dünyanın hangi noktasında yaşıyorsa köyün ismini yazıyor. Köyünde ne olup bittiğini ne yapıyor? Dünyanın en öbür ucundan da görüyor sayın izleyiciler. Onu belirtelim. Halk kendisini temsil edecek vatandaşı seçerken işte Ramazan muhtarımızın örnek almasını istiyoruz. Doğru mu? Evet. Onu da belirtelim. Çiftçilerimiz ne durumda efendim? Patates bu sene rekolte fazla ancak fiyat çok düşük. Zarar ettiğini belirtti. Az önce çiftçi arkadaşımız da söyledi. Size de bu konuda vatandaşlarımız ne gibi çözüm önerileri var efendim? Şimdi bu patates kota uygulanmazsa daha felakete gidiyor sene geçtikçe. Yani. Geçen yıldan borçlu girdi çiftçilerim benim. Geçen yılda para etmedi. Bu sene de yine aynı durum. 150-200 kuruş, 250 kuruş en iyi var. Zaten 2000 metre karenin bize maliyeti 2500 lira. Yani. Onun bir maliyeti var. Hepsi bilir, herkes biliyor bunu. Onun için ya bir kota uygulanması lazım buna, artı baraj yapılıyor. Binlerce kreş toprak sular hale geldi. Evet, sular. İkiliş çok. Evet. Çoğu en cazip bunu görüyor. Bir yıl para kazanırsın, 10 yıl zarara götürüyor. Doğru söylüyorsun. Dengesiz ekim, evet. Kotasız ekim olduğu için
atıyorum durumu iyi olan bir de 300 dönüm, 500 dönüm patates ekiyor. Evet. Öbür 5 dönüm eken de mağdur kalıyor. Mağdur oluyor. Buna bir dengeli kuta getirilip artık pancar fazla para etmediği için millet patatese etmeye yöneldi. Pancar biraz daha fiyatlar iyi olsa, cazip hale gelse, biraz o kadar... 180 kuruş diyorlar abi, şeker pancarının kilosu, 180 kuruş. Evet, o da kota usulü, randuman usulü. Evet, yani 180 kuruş, patates 220 kuruş sayın izleyiciler. Az önce hem sökümünü gördük, hem hasat edişini gördük. Gerçekten o arkadaşımız da, çiftçi arkadaşımız aynı zamanda muhtar 3 dönemdir. 1995'ten beri 21 yıldır patates ektiğini belirtiyor. Bir defa yüzüm güldü diyor. Aynen. Biz mutlaka patatesin ekim alanlarının da kota uygulanmasını istiyoruz. Aynen. Ki çiftçilerimiz zarar etmesin. Buradaki ilçe tarım ve ziraat odalarına da burada görev düştüğünü belirtmek istiyorum ben. Mutlaka çiftçilerimizi başka alternatif ürünlere yönlendirmesini istiyoruz. Toprak analizleri mutlaka yapılmalı. Evet. Doğru mu? Doğru. Bunlar çiftçimizin kalkınmasında birinci öncelikler. Sağ olsun Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik. İşte köyde yaşayan genç çiftçilerimize hibe 30.000 TL'ye karşılıksız geri ödemesiz hibe verildi. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Yani biz de bunu gündeme getiren gazeteci olarak mutlu olduk. İnşallah önümüzdeki 2 yılda bunu devam edeceğini söyleniyor. Ancak biz her köye en azından 5-10 aileye bu hibenin verilmesini istiyoruz. Köylerin boşanmaması için. Doğru mu? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Doğru tabii. Çok doğru söylediniz. Ben Sayın Bakanımızdan ricam bir kişiye 1 trilyon para alıyor, bir besane yaptırıyor. Evet. Çoğun parasını başka yere kullanıyor. Örneklerini çok gördük. Evet. Batırıyor değer. Benim köyümde 10 tane hayvana bakabilecek şekilde 50 hanem var. Evet. Bana atıyorum 5'e 10'a hayvan versen, hem 50 haneye yaysaz bunu, evet, rahat evinin altında, yan başında, küçük besanesinde bakabilecek şekilde. Bu direkt ben yansıyacak, daha güzel olacak. Bir kişi alıyor, 2-3 trilyon. 500 hayvanlık kredi, evet, bir kişiye yansıyor, onu da değerlendiremeyebilir. Anlamadığı şey. Ama benim köylüm 5'e inek bağlasaz, 5'te buzalısı, onu her yerde besleyebilir. Hepimizin evet, arazisi var. Evet. Az çok araziden arpa buydu, samanını, yemini, yoncasını temin edebilecek şekilde. Evet. Benim ricam, bunu köylere yayıp 5'e 10'a sığır, 50-100 hanelere dağıtmak. Evet, bir kişiye baş, değil. Evet. Mutlaka canlanacak. Ben yıllarca hayvancılık yaptım. 60 tokalık besenem var. Evet. Boş duruyor şimdi. Yalnız olduk. Evet. Çoluk çocuk dışarıdan. Evet. Muhtarlık dolunca hepsi bir arada görülmüyor. Evet. Ama benim ricam artı meralarımda şu köprülerle biraz daha değişecek. Yarın ormandan bu tehditler kalktığında ormanın evet, içinde çok geniş arazi var. Çok kadere değişecek. 7 yıl sonra burada hayvancılık çok güzel bir duruma geldi evet, sayesinde. Biz ovalık yerdeyiz. Yerimiz evet, çok güzel. Su bol. Evet, evet su bol. Sağ olsun bakanımız dedi. İşte Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu da Afyon Dinar'da. Doğru mu efendim? Afyon'un kendisi. Afyon, Kalesi sayın izleyiciler. Şuhutlu mu? Evet. Evet. Şuhut ilçesinde. Çok da tek burada Afyon'da değil sayın izleyiciler. Afyon Kalesi'nde değil. Türkiye'nin her yerinde baraj yapıyor. AK Parti hükümeti Bingöl'e, Bingöl'e gölet projesi vardı. Bunu hayata geçirdi. İşte burada hep gördük. İnsanların yüzü gülüyor. Sulu tarıma geçmiş. Çok güzel oldu. Evet. Artık ben yine Sandık ilçesinde, Yanıgören köyünde Arif Duman arkadaşımızla bir röportaj yaptım. Onu da internete yükleyeceğiz. Muhtar arkadaşımızın bahsettiği gibi vatandaşımız başından istenmeyen bir olaya geçmiş. 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra çıkmış. Devletten 32 baş hayvan almış. Bunu 250 başa çıkartmış. Diyor bir seferde elime 101 milyar geçti Süleyman Bey. Gözleri yaşarıyor. Yani işte böyle küçük ölçekli, hiç elinde bir imkanı olmayan vatandaşlarımıza köyde verilirse vatandaşlarımız kalkınır, köyler boşalmaz. Yani muhtar arkadaşımız diyor bir zengin adam geliyor, 1 trilyon, 1,5 trilyon destek alıyor. Bu desteğin biz o 1 trilyonun en azından 20 haneye verilebilir. 50 haneye, 50 haneye de verilebilir. Ama örneği Arif Duman arkadaşımız, onun röportajı Türkiye'de örnek bir röportaj sayın izleyiciler. Gerçek söylüyorum, buradan Tarım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ve Faruk Çelik'e sesleniyorum. Sayın Bakanım, burada çok güzel bir örneği var. Bu örneği mutlaka Türkiye'de yaşatılmasını istiyoruz. Dün o üretici arkadaşımızın gözleri yaşardı.
5 yıl cezaevine yatmış, çıkmış, tek gömleğimle geldim diyor. Tek gömleğimle geldim. Devlet bana diyor ilk etapta 10 11 baş verdi. Orkiye müracaat ettim. 21 başta orası verdi. 32 baş hayvanı diyor 250 taneye çıkardım. 14 dönüm arazi almış, traktör almış, araç almış. Yani kimseye muhtaç olmadan hem üretim yapmış hem devletimiz kazanmış. Evet. Bunun mutlaka biz Türkiye'de bütün köylere yayılmasını istiyoruz. Bunun da hepsinin devlete de borcumu ödedim diyor. Yani evet. Geride ödemeli yani hibe de istemiyor vatandaşımız. Sadece küçük baş veya büyük baş hayvanlar verilsin. Bunun da takibi yapılsın. Vatandaşımız kendine yetsin diyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Aynen. 10 bin lira civarında, 12 bin liradan inek var da, 10 bin liradan olsa 5 tane inek, evet. 50 bin liradan. Evet. Yanında buzdolabı olacak zaten bu. Tabii, buzdolabı döve veriyorlar zaten. Artık tekrar evet. Geve kalacak. Bunu öder. Köylü vatandaş 40-50 bin lira gurur olsa, evet. Yine öder. Evet. Ama öte yandan 5-6 trilyon bir kişiye veriyor. Gidiyor. Evet. Biz 50 kişiye yayalım. Gördük Türkiye'nin örnekleri. Onlar da açıklamak istemiyor. İnanın çok şimdi. Güzel olacak. Sayın izleyiciler. Birçok yerde gördüm bu yani arkadaşın bahsettiği 1 trilyon daha fazla ki yapmış. Ondan sonra şu anda o işi bile yapmıyor. Başka sektöre kaydırmış. Çok insanları gördük sayın izleyiciler. Bu konu bizim şöyle söylediğimiz gibi geliştirilebilir. Örneği nerede var? Afyonkarahisar Sandıklı Yangören köyünde var. Röportajımız da internette bütün yetkililer de izler inşallah vatandaşlarımız da izler. Ben acım, ben geçinemiyorum, işim yok diyen insanlara bu en güzel geçim kaynağı arkadaşlar. Doğru. Onu da buradan belirtelim. Büyük şehirlerde vatandaşlarımız asgari ücretten kıt kanaat geçiniyor. Çoğu geçinemiyor. Dengeli beslenemiyor. Otobüs parasına hesaplıyorum ben. Sabah kahvaltısına yetmez ya. Şimdi bir çocuk oku diyoruz. İki çocuk okudan bir velinin nereden baksan 1500 lira gideri var. Evet çocuğumuzu da yatılı okula verdik. İlk etapta cebimizden 1500 lirası çıktı. Daha gidecekler abi. Onu da belirtelim sayın izleyiciler. Bir de işte bu devletimiz sağ olsun kitap veriyor. Hocalarımız bu kitaplardan ders vermiyor. İlle başka kitap aldırıyor öğrencilerimize. En büyük sorunların başında da bu geliyor arkadaşlar. Bunda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın mutlaka denetim yapmasını ben istiyorum sayın izleyiciler. Onu da buradan belirteyim. Muhtarların en büyük sorunu sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmıyor efendim. Yatırabiliyor musunuz? Yatıramıyorsunuz. Evet sayın izleyiciler. Yatırılmalı mı efendim? Tabii yatırım oluyor. Evet. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi muhtarların sosyal güvenlik bankur primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar işte muhtarımız birinci dönem olduğu için bilmeyebilir. Ama 3-4 dönem muhtarı yapan arkadaşlarla röportaj yaptığımızda aylık ödeneklerinin 110 Türk lirası olduğunu, 160 lira SESKA primi ödemek zorunda kaldıklarını, bunu da ödeyemedikleri için borçların biriktiğini evet. söylüyorlar. Biz muhtar arkadaşların halk oyuyla seçildiğini, seçilmiş yönetici olduğunu, devlet ile halk arasında da köprü görevi yaptığını, vatandaşın ilk müracaat vereceği olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanımız sağ olsun muhtarlarımıza da sahip çıktı. 15 günde bir toplantı yaptık. Katıldınız mı efendim? Daha sıra gelmedi inşallah çağırıyorlar. Sırayla çağırıyorlar. Bekliyorum tabii. Sayın Cumhurbaşkanı muhtarlarımızın tamamı sizi çok sevdiğini gördünüz. Halk da sizi çok seviyor. Muhtarların aile ödenekleri asgari ücret seviyesine yükseldi. Gazetemiz kurulduğu günden bu zamana kadar bunu savunduk. Muhtarlara asgari ücret verilmeli dedik ancak sosyal güvenlik primi kapsamına da alınmalı. Evet. Bunu her zaman hem görsel olarak hem yazılı basında dile getirdik. Sağ olsun eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu da asgari ücret sözü verdi, getirdi. Ha geçti ondan önce Sayın Cumhurbaşkanımız 871 liraya yükseltti. Yükseldi, o zaman 902 liraydı asgari ücret. Biz gene o zaman mutluyduk çünkü asgari ücrete çok yakın bir seviyeye evet. gelmişti. Ancak biz yine de seçilmiş yönetici olduğu için muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj veren Afyonkarahisar Sandıklı Alagöz Köyü Muhtarı Ramazan Çetingaya'ya da teşekkür ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz. Size sağ olun. Teşekkür ederim.